İyi akşamlar sevgili Edirne Televizyon izleyicileri. Bir Edirne Siyaset programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Edirne'de siyaseti konuşuyoruz. 31 Mart 2019 seçimi yapılacak olan yerel seçimlerde sizler belediye başkanlarını seçeceksiniz, belediye meclislerini seçeceksiniz, muhtarları seçeceksiniz ve tabii ki köylerimizle birlikte bizleri yöneten il genel meclislerimizi seçeceksiniz. Bu akşamki konuğum da il genel meclisi bir arkadaşımız olacak. Kendisi tarımla uğraşan, gerçekten de Edirne'ye benim görebildiğim kadar önemli hizmetlerde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi İl Genel Meclis Üyesi Sayın Mustafa Suiçmez. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk Adem abi. Valla bu yoğun tempo içerisinde bize zaman ayırdınız. Köyleri dolaştığınızı biliyorum. Televizyonumuza bizler de ilk defa bir İl Genel Meclis Üyemizi alıyoruz. Evet. Çünkü bu programlarda halkımızı daha iyi bilinçlendirmek, yaptıklarınızı anlatabilmek ama iktidar kanadı ama muhalefet kanadı olarak bir bilinçlendirmek yoluyla yola çıktık. Evet. Ve şu ana kadar da sizlerin anlatımlarıyla da gerçekten Edirne'de halkımızın neler yapabileceğini, nasıl bir şekil alabileceğini, siyasette rol alabileceğini hep birlikte göreceğiz. Evet sevgili Mustafa. Ben de tabii ki sizi de tanıyoruz ama bizim buradaki izleyicilerimize evet, kendinizi kısa bir anlatabilir misiniz? Mustafa Suiçmez kimdir? Evet, ben de buradan önce sözlerime başlamadan önce hem size teşekkür ediyorum hem kanalınıza. Buradan bizi izleyen izleyicilerimize de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Mustafa Suiçmez 1960 doğumlu, Edirne Merkez Oraniye Köyü doğumlu. Hala köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Evliyim. İki oğlum var. Üç tane torunum var. Cenab-ı Allah tüm torunları, evlatları olanlara evlatlarını bağışlasın. Tabii bizimkiler de. Edirne Lisesi'nde okudum. Atatürk Ortaokulu'nda okudum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. 2008 yılından bu yana da Edirne Sütüreçleri Birliği Başkanlığı yapıyorum. 2014 yılında da AK Parti'den, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İl Genel Meclis Üyesi olarak da Edirne'mizin bütün köylerine elimizden geldiğince gayretle hizmet vermeye çalışıyoruz. Durum bu. Kısacası ben köyden biri, yani köy, genelde Edirne İl Özel İdaresi'nin, İl Genel Meclisi'nin yaptığı şey kırsalda hizmetler. Yani köyden onların içerisinden bir tanesi. Yine bu sefer bizim işte il başkanımız, genel merkezimiz, komisyonlarımız bizi birinci sırada takdir ettiler. Teşekkür ederiz. Bir yeni dönemde de seçildiğimiz takdirde, yani milletimizin takdiridir bizleri desteklerlerse, elimizden geldiğince hizmet etmeye devam edeceğiz. Evet, İl Genel Meclis Üyesi oluştu. Arkadaşlarınızı bir tanıtır mısınız? Birinci sırada sizsiniz. 6 kişi herhalde, 6 evet, tane. Birinci sırada ben, ikinci sırada Tamer Karadağ diye bir kardeşimiz. Daha önce geçmiş dönemde, hala da şu anda devam ediyor, dönemde bitmedi. Belediye meclis üyemizdi. Bu dönem İl Genel Meclisi'nde onu uygun görmüş büyüklerimiz. Üçüncü sırada bir bayan kardeşimiz var, Melek Hanım. Eski Kadın Kolları Başkanımız. O da belediye meclis üyeliğinden geliyor. O da belediye meclis üyeliğinden geliyor. Dördüncü sırada yine Tayak Adınlı Köyü'nden bir kardeşimiz var, Mustafa Çınarkök. Beşinci sırada Hüseyin Tatlısez, daha önceden İl Genel Meclis üyeliği yapmış bir dönem abimiz var. Altıncı sırada da Ahmet Ahmetoğlu diye. Ben de yeni tanıdım. Emekli olmuş bildiğim kadarına. Siyasete gönül işi diyerekten söyledim. Böyle bir sıralamamız var bizim birden altıya kadar. Ekibinizle beraber hazırlıklarınızı yaptınız. Artık hani tabiri caizse çarıkları evet, giydiniz. Yine tekrar İnşallah. Köy köy, mahalle mahalle dolaşmaya başlayacaksınız. Evet. Peki İl Genel Meclis Üyesi'nin görevleri nedir? Ne yapıyorsunuz? Yani şimdi millet deyince böyle evet, ya İl Genel Meclis Üyesi olmak istiyorum. Ne yapacak adam? Ben İl Genel Meclis Üyesi olsam ne yaparım? Şimdi İl Genel Meclis Üyesi'nin bana göre, yani iki cümleyle özetle derseniz, iki cümleyle ben şunu özetlerim. Yani bizim, öncelikle şunu belirteyim tabii. Muhtarlarımız bizim demokrasinin mihenk taşı derler ya, bu klasik bir söz ama gerçekten öyle. Çünkü bizi, İl Genel Meclis Üyelerini, parti koyarsa listeye, vatandaşımız gidecek partiye oy atacak. Yani Mustafa Suiçmez'in tabii ki şahsına münasır tanıdıkları özel oyları olabilir ama muhtarlar öyle değil. Muhtar şahsına, yani ismine direkt o ister. Onun için bizim esas görevimiz halkımızın, milletimizin isteklerini, bu önce muhtara gelir. Muhtarla
devletin arasında bir köprü vazifesi görürüz. Bunların plan programlarını köylerimize veyahut şehrin içerisinde de tabii ki bizim görevlerimiz, ciddi çalışmalarımız var. Edirne İl Özel İdaresi'nin. Bunların arasında köprü vazifesi görmek, bunların talep ve dileklerini orada meclis gündemine getirmek, meclis gündemine plan programlar yapılırken bunları hayata geçirmek. Biz bir esas milletle, muhtarlarımızla devlet arasında bir köprü diyelim yani iki cümleyle. Burada gerçekten bu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde çok önemli hizmetler yapıldı kırsal alanda. Bunu çok net söyleyebilirim. Şimdi yeni 2019 yılıyla ilgili de konuşursak ama birkaç cümleyle. Gerçekten 2019 yılı, ben buradan iddialı konuşuyorum. Edirne'nin gerçekten kırsal alanında ya da özel idarenin görev ve hizmet alanında çok ciddi çalışmalar yapacak. Bunun birinci nedeni tabii ki ilgilenmesi var ama çok ciddi çalışkan ve bambaşka bir vizyoner bir yeni valimiz geldi. Bunu buradan değinmeden geçemeyeceğim. Geldiği gibi 3 ay gibi kısa bir zarfında 256 köyün tamamını, ilçelerin tamamını birebir gezerek sorunlar, ciddi bir bütçe hazırladık. Hani aslında o gezileri takip ettik tabii biz de medyadan da. Beraberce gittiğinizde köylerde hem zaten noksanları biliyordunuz ama yeni geldiği için Sayın Vali beraberce onunla tespit edip ve sorunları anında çözme yoluna gidiyorsunuz. Yani burada şimdi tabii yani hiçbir şey yapılmamış anlamına gelmesin burada ama yapıyorsun, bundan 10-15 yıl önce yapılmış, ne bileyim bir altyapı sorunu var. Bunun yenilenmesi lazım, revize edilmesi lazım. Veya bugüne kadar yapmışık ana arter yolları, köy bağlantı yollarını, asfalttır, işte ne bileyim stabilize kaplama. Onlar da bozuluyor. Bunlar da bozuluyor. Yıplanmış. Bunların yenilenmesi. Ama bizim 2019 yılında esas bütün ağırlığımızı vereceğimiz şey artık köy işlerinde en kenar mahallede dahi vatandaşımız evinin avlusundan caddeye adımını attığında ya kilit taş ya asfalt, bu şekilde yani burada hiçbir çamur, çukur, hiçbir şey kalmayacak. Yani en kenar mahallelerde biz çok yaptık ama yapamadıklarımız vardı. İşte vali beyimizin de yeni gelişi, bakış açısı çok farklı. Güzel olan şu, o ilk geldiğinde de birlikte yönetişim dedi. Yani beraber yönetmek. Yani ne noksanı, halk, il genel meclisi, muhtar, valilik. Yani bu çok güzel olacak. 2019 yılı içinde sadece bu köy işlerine yaklaşık 30-35 milyon eski taralı trilyon böyle bir bütçe ayrıldı. Tabii daha yüksek bizim bütçemiz Seyne orada da. Onun için çok güzel bir yıl olacağını ben buradan müjdesini verebilirim bütün kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza. Siz de tabii il genel meclisi olmadan evvel yani niye düşündünüz? Neden il genel meclis üyesi oldunuz? Yani ne yapacaktınız? Evet. Yani ne yapmak istiyordunuz yani? Şimdi bu çok güzel bir olay. Nokta soru yani. Şimdi burada şu çok önemli. Ulaşılabilirlik. Şimdi ben muhtarlık da yaptım. Azalık da muhtarlık yaptım. Yaptın, ben azalıktan muhtar oldum. İşte birlik başkanı. Sonra il genel, hani tabiri caizse işin mutfağından gelerek. Yani ben bir muhtar arkadaşın, bir aza arkadaşın ya da o köyde, zaten hala köyde yaşıyorum ben. Doğru. O insanların ulaşımı yoktu. Ya yani ulaşamıyorduk. Yani randevuyla gidiyorsun, derdini anlatacaksın. Ulaşılabilirlik çok önemli. Ben 5 yıl boyunca buna çok önem verdim. Ve herhangi bir Edirne merkeze tabii hitap ediyoruz biz burada. Tabii. Bir muhtar arkadaş diyemez. Zaten demiyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Benim için geldiler, destek de oldular. Ya bu arkadaş derdini anlatmak zorunda. Kime derdini anlatacak? İl genel meclis üyesine. Ben dedim ki bir köprü vazifesi görmemiz lazım. Bu kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın, Ahmet Aga'nın, Mehmet Aga'nın. Yani bir sorunu var. Derdini anlatamıyor. Yani valilikten randevu almakta sıkıntı oluyor. Takdir edersiniz vali beyin de işi çok yoğun olur. Geçmiş dönemden bahsediyorum. İşte ne bileyim genel sekreterin işi yoğun olabilir. Yani kasıtlı bir şey yok ama en kolay ulaşılabileceği şey o mekanizma il genel meclisi. Biz bu sorunları dinlememiz lazım. Sizin de tabii benim, genel sekreter de var başında. Tabii genel sekreter var. Onlar devletin bürokrasisidir. Yani evet. Devlet bürokrasisinde biz ara yerde köprüyüz. Köprüyüz. Bu burada ama vatandaş bu bürokrasiyi geçmek zorunda. Geçemiyordu. Benim 2014'te aday çıkışımın nedeni bugün de aynıdır öyle. Ben dedim ki ya biz bu şeyi kırmamız lazım. Ben de aynı şeyleri yaşadım. Muhtar olarak yaşadınız tabii. Yaşadım. Ulaşamadık. Ne bileyim öyle oldu böyle oldu. Ama bizim bugün yani... Dedim ya ben şimdi bak buradan birliğe geçeceğim yarın Allah kısmet ederse.
Orada geldiğinde beklerim sizi de orada. Bütün muhtarlarımız orada. Kapı açık. Geliyor. Dinliyoruz. Önce dinleyeceğin insanı. Biz dinletemedik kendimizi. Ben dinlemek için varım insanları. Önce dinle. Mevlana'nın sözüdür bu. Önce bir dinle. Ya adam gelmiş dertli. Bir sorun var, iletemiyor. Ulaşamıyor. Bürokrasinin ne olduğunu da biliyoruz Türkiye'de. Bütün her tarafta. Ben buna çok önem verdiğime inanıyorum. 5 yıl boyunca. Eğer milletimiz uygun görür, yine seçilirsek aynı siz çizgimden tabii böyle asla. Dinliyorsunuz vatandaşı. Vatandaş da size dedi ki ya Mustafa Bey, hani seni burada görmek istiyorum. Rahatlıyor ya insan, rahatlıyor ya. Derdini anlatamıyor Adem abi. Yani bir insan bir derdini, bir muhtar, bir vatandaş, yani bir şey orada derdini anlatamadıktan sonra içine stres yapıyor. Ama derdini anlatıyor, rahatlıyor. Biz bu söylediklerinin %100'ünü çözme imkanımız da olmuyor. Ama büyük oranda İnsanlarımızı, vatandaşımızı dinliyoruz ve çözüm odaklı çalışıyoruz. Çünkü elimizden ne geliyor? En son şeyi zorluyoruz. Büyük ihtimalle de çözüyoruz. İnsanları memnun ediyoruz. Biz bu bürokrasiyi ortadan kaldıralım dedik. Biz bu insanları daha yakınlaştıralım. Yani milletle devleti birbirine daha yakın hale getirelim, temas haline getirelim. Bunu başardığıma ben inanıyorum. Burada eğer dediğim gibi takdir olursa, yine kısmet nasip olursa bu 5 yılda da bu çizgimizden taviz vermeyeceğiz. Telefonum devamlı burada. Kendimi zaten yüz yüze devamlı görüşüyoruz. Köylüler zaten köyde ararsa evimi de biliyorlar, şeyimi de biliyor. Böyle. Ama şimdi tabii biz siyasetin içinde olan gazeteciler olsun, siyasetle ilgilenen insanlar olsun, özellikle partilerin içinde görev alan arkadaşlar olsun, ama üye ama yönetici vasfında olan insanlar olsun. Son dönemlerde özellikle il genel meclisi ve muhtarlıklara çok büyük rağbet olduğu görünüyor. Evet. Yani her mahallede hemen hemen bizler de görüyoruz. 5-6 tane muhtar adayı çıkıyor. Ve il genel meclislerinde de partilerde de çok aday adayı çıktığını gözleniyor. Evet. Hemen akabinde bunun arkasında sizi tenzih ederim. Para konuşuluyor. Yani diyorlar ki muhtarların maaşları çok yüksek oldu. Evet. İkincisi il genel meclislerinde yüksek maaş alıyorlar. Hem maaş alıyorlar, hem harcırı alıyorlar, hem de rahat rahat geziyorlar. Evet. Çok büyük yetkiler donatıldı. Evet. Yani sizler Edirne'nin, Türkiye'nin bir küçük valisi veyahut da küçük milletvekili olarak adlandırılıyorsunuz. Evet. Ve aldığınız paralarla da insanlar diyor ki ya biz de keşke olsak, buraya da bak geçimimizi sağlayalım, çok büyük paralar. Gerçekten böyle bir şey var mı? Neden yani bu talepler artıyor? Paradan dolayı mı geliyor? Şimdi tabii ki orada bunda bir neden olabilir. Yani ben onu açıklık getireyim. Muhtarlarımızla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız son 4-5 yılda biliyorsunuz hala da çok muhtarlık müessesesini Sayın Cumhurbaşkanımız, ben çok açık söylüyorum, bu kadar değerli kılmasının, çünkü değer verdi muhtarlara. Yani onların kişiliğine değer verdi. Tabii ki maddiyatta bunun yanında mutlaka, bugün asgari ücrete herhalde o civarlarda maaş alıyorlar, tam bilmiyorum. İşte güvenlik, sosyal güvenliği olmayanları kapsama aldı. Ama bu verilmeliydi. Yani muhtarlar, demin de dedik ya, çok önemli işler. Evinde huzursuz olur insan. Evinde eşinle, çoluğunla, çocuğunla kavga eder. Buna inanın, ben bunları yaşadım. Gider muhtara, odayı açar, muhtar bunun derdini dinler. Yani burada muhtar kısmı böyle burada. Şimdi il genel meclis üyeliğine gelelim. İl genel meclis üyeliğinin şimdi kurulması zorunlu olan kanun şeyinde 7 tane komisyon var. Bu komisyonlar olmadığı takdirde il genel meclis maaşları çok böyle bir şey değil. Bu 7 komisyon kanunen kurulmak zorunda. Bunun haricinde 7 komisyonda yine kanun orada il genel meclisi istediği takdirde kurulabilir demiş. Yani bu diğer 7'si kurulabilir veyahut kurulmaz. Ama komisyonların kurulması önemli. Neden önemli? Şimdi burada bütün Edirne'yi bakarsak çeşitli sorunlar var. Buralarda komisyonlar olur, burada araştırılıyor. Bu sorun nedir? Millet içerisinde mesela ben çok kısa bir şey örnek vereceğim hemen anlaşılması için. 2015 yılı falandı. Bir şirket aşağıda bir merayı 49 yıllığına işte öyle bir kiralanmış falan. Ya işte kulaktan kulağa ciddi, biz de hayvancı olduğumuz için şeyine. Buna engel olmak için hemen bir tarım komisyonu, araştırma komisyonu ve biz bu kiralamayı feshettirdik. Yani kestirme gidiyorum. Ankara'ya kadar bunun tahlillerini gönderdik. Onun için bu komisyonlar çalıştığında il genel meclis üyesi maaşları iyi bir para. Rakam da söyleyebilirim. Hiç sorun değil yani. Evet. 3 bin liranın üzerinde
Bunu çok net söyleyebilirim. Komisyonlar çalışırsa. Çalışırsa. Komisyonlar kurulmazsa yani biz muhtar maaşı kadar maaşı yok. Yok. Onu söyleyeyim. Bu anlamda tabii herkesin talep etmesi şey olarak yani vizyonluğu var mıdır? Vardır elhamdülillah. Ben buradan milletimiz seçti. Hakikaten ayrı bir şey veriyor. Ama şu çok önemli. Yani o koltuktan oturduğun koltuktan güç alma. Sen ver orayı gücü. Bu neyle oluyor? O çok güzel bir söz. Yani evet. Burada koltuktan şimdi ben İlgenel Meclis üyesi oldum evet. diye bir şeye girirsen bu senin koltuktan güç aldığın adı. Ama o koltuğa sen güç verirsen bu nedir nasıl verirsin? İnsanların içinde olmakla verirsin. İnsanların sana ulaşılabilmesini kolaylaştırma. Yani bütün önündeki bu perdeleri, kapıları açarsan o insanlar sana kolay ulaşabiliyorsa o koltuğa sen güç vermiş olursun. Benim yani bugüne kadar izlediğim yol bu. Çok şükür bunu yaptığıma da inanıyorum. Burada ben İlgenel Meclis üyeliğinden bir güç almış değilim. Yani bunu çok açık net söyleyeyim. Ha seçildiğimde ya o koltuğa insanları hizmet anlamında, hizmetin çözüm odaklı anlamında insanlar ulaşıyor. Sorun değil. Yani ben İlgenel Meclis üyesi olmazdan önce de insanlar geliyordu. Partinin içinde çeşitli görevlerimiz oldu bizim. Yine bir İlgenel Meclis üyesi kadar insanlar işte çözümü anlamında yardımcı olmaları. Anlatmak istediğim benim bu Adem abi. Evet. Yani ben tabii sizin zaman zaman basın toplantısını, pardon basın toplantısı diyemeyeceğim. Çalışmalarınızı izliyoruz. Her ayın ilk haftası toplanıyorsunuz. Beş iş tabii, günü beş beraber iş. Oluyorsunuz. Evet. Ama küçük bir parlamento gibi sanki sizin orada konuşmalarınız, tartışmalarınız ve özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siz ve Nedret Akbulut, evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Erdal Akgün'le Mehmet Geçmiş'in hani karşılıklı iki partinin tartışmalarını zevkle izliyorum. Yani sorunlara parmak basmak, konuları dile getirmek ve tepkileri ortaya koymak. Nedret Hoca ile Nedret Akbulut arkadaşımızla Erdal Akgün'ün tartışmaları çokça ayrı bir zevk oluyor. Şimdi şöyle tabii. Yani bir burada, kindarlık, bir nefretlik oluyor mu böyle tartıştıktan, bağırıştıktan sonra? Asla. Şimdi orasını şöyle bakmak lazım. Tabii bir yerel parlamento işin doğasında bu. Yani meclis bugün orada Edirne'de bütün bu valilik bürokratlarının, işte özel idarenin, diğer kurumların harcama kalemlerini biz orada bütçelendirmesinde oylamadığımız zaman hiç kimse bir kuruş harcayamaz. Yani meclis çok önemli. Burada parlamentoda. Şimdi bizim 5 yıl içerisinde. Yani hepsi onaylanarak oraya geçirecek. Hiç kimse. Yani o bütçede, o bütçeyi İlgenel Meclis Meclisi onaylamadığı zaman hiç kimse harcayamaz. Harcama yapamaz. Yani orada ne bir genel sekreter harcama yapabilir, ne valilik harcama yapabilir. Yani valiliğe bağlı hiçbir kurumlar, onların bütçeleri orada Edirne İl Özel İdaresi'nin şube müdürlüklerinin hepsine ayrı ayrı bütçeleri gelir. Oylanmadan oradan meclis onay vermeden kimse bir kuruş para harcayamaz. Yani önem çok önemli meclisin olduğu yer. Tabii orada bugüne kadar 5 yıl içerisinde ben bütün Cumhuriyet Halk Partisi olsun, Milliyetçi Hareket Partisi olsun orada görev yapan arkadaşlarımızla Edirne'ye hizmet anlamında bütün kararlarımız bizim oy birliğine alınmış. Bu çok güzel bir olay. Yani zaman zaman gündem dışı tabii ki orada Erdal'la bizim de genel siyasete girildiği dönemlerde doğal olarak işin doğasında herkes kendi partisinin, biz AK Parti'nin fikir ve düşüncelerini Türkiye genelinde yaptığımız politikalarla ilgili. Onlar tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin, diğeri Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Burada bir takım tartışmalar olması kadar doğal bir şey yok. Çünkü farklı partilerde siyaset yapıyoruz. Farklı görüşlerimiz var bir yerde ama hizmet anlamında Edirne için dendiğinde bir yeri bir şey yapılacaksa herkes hep beraber oy birliğine el kaldırılmıştır. Bu işin güzel yanı. Oradaki yapılan tartışmalar var mı? Ve meclis toplantısı bittikten sonra yine arkadaşlığımız, dostluğumuz devam eder. Etmek zorunda zaten siyasetin şeyi bu. Herkes demokrasinin gereği bu. Hepimiz fikrimizi söyleyeceğiz orada. Ama birbirimize hakaret etmeden yani seviye sınırlarını aşmadan konuşulan her şey siyasetin doğasında olur. Dediğim gibi 5 yıl güzel geçti. Gerçekten Edirne için çok ciddi önemli kararlar alındı ve bu kararların hepsi oy birliğine alındı. Dediğim gibi burada işte siyasetin, demokrasinin güzel yanları da orada olmak zorunda. Herkes kendi siyasi partisinin görüş ve bakış açısını
aktarıyor. Yani bu konuda oluyor. Küçük parlamento gibi orada da. Tabii, yani kesinlikle. Çoğunluğu alan mesela Cumhuriyet Tabii. AK Parti çoğunluğu aldığı için meclis başkanlığını aldı. Meclis başkanlığı. Komisyonlarda daha fazla daha üyeleri fazla var. Üye. Komisyon başkanlıkları onlarda. Daimi encümen dediğimiz ayrıca işte daimi encümende onlar nihayetinde oy kimdeyse sandığa itimat ediyorsak sandığa güveneceğiz. Amenna. Çoğunluk onlarda şu anda. Zaman zaman böyle komisyonlarda da getirdiğiniz öneriler kabul görüyor mu? Onlar yapabiliyor oluyor. Tabii. O komisyonları genelde çalışma şeyinde komisyonların başlıkları belirlendikten sonra çalışma programları orada komisyonda tabii sonunda bir sonraki ayın meclisine komisyon raporları geliyor. Yani o konuyla ilgili söylenen şey nedir, ne değildir bunların hepsi. Oy birliğine yine onlar da imzalanıyor. Yani o onu konuşuyor, bu bunu konuşuyor. Ortak bir nasıl daha büyük toplantılarda ortak bir sonuç evet. raporu çıkar. Rapor da o şekilde çıkıyor. Yani. Orada kasıtlı rapor ya da yanlı rapor asla öyle bir şey olmadı bugün. Özel idarenin bütçesi ne kadardı sizin 2018? Veya şimdi şöyle, özel idarenin bir bizim kendi yaptığımız bütçe var. Bir de yıl sonunda genel kapsam bütçe. Bizim bütçelerimiz o kadar Edirne kendi il özel idaresinin kendi imkanlarıyla olan para çok büyük bir rakam değil. 50-60 trilyon milyon civarında. Ancak genel 2018'in şeyine baktığımızda ne para harcamışık biz orada? Bir bakıyorsun 170 milyona çıkmış, 180 milyona çıkmış. Böyle büyük rakamlar 200 milyona çıkmış. Böyle bütçeler görüyoruz. Bunun şeyi de şunu gösteriyor. Bu merkezi hükümetimiz bizim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız, Başbakanımız vardı işte şey olmazdan önce. Ciddi paralar geliyor burada. Bunları da kattığımızda yoksa biz sadece Edirne'nin kendi Edirne İl Özel İdaresi'nin kendi öz kaynaklarından ayırdığımız bütçeyle bu hizmetleri yapamayız. Bu işin bir gerçeği. Kendi öz kaynaklar bütçemizin en az 3 katı bizim iktidarımızdan yani AK Parti hükümetinden, bakanlarımızın marifetiyle, il milletvekillerimizin marifetiyle bu para akışları geliyor. Bu paraları da biz tekrar bu gelen paraları da bütçelendiriyoruz. Yani para geldi kimsenin üstesinde. Yani kısacası Edirne Valiliğine gelen bir tek kuruşun dahi mecliste bütçelendirilmesi, oylanması olmadan hiç kimse dokunamaz o paraya. Bu kadar net. Yani genelde Edirne'ye yapılacak olan yatırımların projelerini siz mi hazırlıyorsunuz? Mesela düşündüğünüz büyük projeler var, sizin önerileriniz olabilir. Ya da şu andaki kamu kurum kuruluşlarının kendi hazırladığı projelerin oluşumuna mı geliyor şimdi, paralar veya oraya bildiriliyor? Siyasetçi takip ediyor, milletvekilleri var tabii, milletvekillerimiz var Edirne'de. Onların ve valinin talepleriyle mi oluyor? Nasıl geliyor yani? Şimdi şöyle, Edirne İl Özel İdaresi'nde şube müdürlükleri var. Yani biz Edirne Valiliğine bağlı şube müdürlüklerinin hepsinin bütçelerini, plan programını biz yapıyoruz. Yani orada biz yapıyoruz derken sadece il genel meclisleri yapmıyor. Oradaki bürokrat arkadaşlarımızla plan program, bak Edirne İl Özel İdaresi'nin şubelerinin plan programını biz yapıyoruz. Orada oylanıyor, bu geçiyor ama diğer yandan örneğin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün orada şeyleri de geliyor bizim. Ama Milli Eğitim Müdürlüğü'nün plan bütçelerini biz yapmıyoruz. Burada kim giriyor devreye? Falanca herhangi bir yeri bir okul yapılacak. Veyahut işte şu okulun dersleri yenilecek. O yıl içerisinde il Milli Eğitim Müdürümüz veyahut ilgili okul müdürü noksanlarını bir şey halinde bir yerde topluyorlar. Bunlar 2018-19 yılında ne yapılacak? Veyahut Edirne milletvekilimiz, yahut da işte bir bakanımız, veyahut işte il başkanımız. Yani Uzun Köprü'ye ya da Keşan'a işte bir okul yapılması gerekiyorsa, bunlar diğer siyasi şeyler tarafından, bakanlıklar tarafından onay veriliyor İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Bunların şeyi farklı bir işleyiş. Yani onların bütçeleri bize dahil değil. Onların programlarını biz yapmıyoruz. Kaldı ki yapamayız zaten. Doğru da olmaz. Tarım İl Müdürlüğü'nün çeşitli planlamaları oluyor. Sağlık İl Müdürlüğü'nün işte çeşitli plan. Bunların bütçelerini, planlamalarını biz yapmıyoruz. Bunları bakanlık ve ilgili müdürlükler kendileri iç bünyesinde yapıyor. Ama nihayetinde bunların neticeye varmasında, sonuçlanmasında da ya iktidar partisinin siyasi milletvekili, il başkanı birinci önceliğini iş görüyor yani orada onlar şey diyor. Biz sadece Edirne Valiliğine bağlı, Edirne İl Özel İdaresi'ne bağlı nedir işte Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü vardır. İşte Su Kanalizasyon Hizmetler Müdürlüğü, işte
yol şube müdürlüğü. Bunların programlarını tamamen biz yapıyoruz. Bunlar da Kasım ayı içerisinde oluyor. Her yılın Kasım ayı içerisinde. Aralık başı gibi veyahut Kasım ayının son haftası geliyor meclise. Artık taslak halinde bütçelerini oyluyoruz. Bunların hayatı biz geçiriyoruz. Yani bizim bu 170-180 milyon dediğim para çoğu müdürlüğün yaptığı büyük işler yok bunların içerisinde. Yani falanca yere bir okul yapmışık, onun bütçeleri ayrı orada. Bu bizim sadece işte yol, altyapı, sulama, mesela tarımsal sulamaya devlet su işlerinin, tabii onların ayrı bir yapısı var ama bizim tarımsal sulamaya da ciddi yatırımlarımız var Edirne İl Özel İdaresi. Her yıl buralara projeler gelir. Uygun projelerden biri, ikisi hayata geçirilir yani. Sizin kafanızda düşündüğünüz böyle büyük bir projeyi uygulamak ve düşündüğünüz bu projeyi uygulattınız mı? Veyahut da yeni dönemde de düşündüğünüz böyle bir önemli projeler var mı köylerle ilgili veya da şehirle ilgili, ilçelerimizle ilgili, neresi olursa olsun yani? Şimdi tabii ben bir şey, yakında onu duyacaksınız ama buradan ne kadar doğru yine de ipucu vereyim. Yani ilk defa şey diyorsunuz. Benim şimdi burada bir sivil toplum örgütü, hayvancılıkla, tarımla ilgili birinci benim gelir kaynağım hayvancılık. Şeyini burada bir hayalim vardı, bir tanesi gerçekleşmek üzere. Bunu inşallah birkaç, fazla değil 10-15 gün içerisinde göreceğiz. Bu farklı bir olay. Burada işte devlet, millet, özel sektör. Bir projemiz var. İşte 5-600 bin liralık bir şey. Bu nedir? Kısaca bahsedeyim. Bitirmek, son noktaya gelmek üzereyiz. Şimdi köylerimizde adama bugün baktığımızda sanayi kullandığımız fenli gübrenin yani 2 liranın üzerinde, 2 lira, 2,5 lira arasında şey diyor. Ama özellikle köyleri geziyorsunuz siz de. Hayvancılıkla ilgili baktığımızda işte bu geri dönüşümü yapamıyoruz biz. Yani aile işletmeleri çok küçük olduğu için biraz bundan da bahsedelim. Yani kendi alanıma. İkinci bölümde zaten tarıma gireceğiz. Ben önemli olan burada ilk bölümde arkadaşlarımıza İlgenel Meclisi'ni daha iyi anlatabilmek, Mustafa Su İçmez'i tanıtabilmek. Tabii, sizi tanıyorlar gerçi burada de. Burada benim hayalim tabii bir, bu o zaman bunu o bölümde bahsedelim. Evet, biraz detaylı girelim. Hayalim yine benim burada Edirne İl Genel Meclisi'nde bu yeni dönemde yine tarım ve hayvancılıkla. Ben çünkü endeksli nedir? Meralarımızla ilgili ve bu dediğim ilgili iki tane şey. O ikinci bölümde bunlardan biraz bahsederiz. Tabii. Burada biz bu alana gireriz. Yani bizim alanımıza giriyor. Edirne İl Özel İdaresi'nin de Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün alanı ve Tarım İl Müdürlüğü var. Bunlardan bahsederiz. Bu iki projeden hayalim benim bu. Bu önümüzdeki 5 yıl içerisinde inşallah bunlarla ilgili diğer yanlardan tabii ki yani köylerimizde. Bir de ben şunu istiyorum yani vatandaşlar bize gelsin, ulaşsınlar. Şimdi benim dediğim gibi telefonum var, yerim belli. Ya bir dert dinlemeyi seviyorum. Yani biraz bazen böyle şey diyorsun, son noktaya geliyorsun ama ya o insanı, o vatandaşı biri dinlemesi lazım. Doğru. Ya çözersin çözmesin. Ya bu insan kime anlatacak derdini? Anlatamıyorsa bir kendine empati yap. Empati yapmayı severim. Ben o insanın yerine kendimi koyayım bakalım. Hadi ne yapacağım? Adam bir şeyden çaresiz kalmış. Yani geçenlerde işte Dayakadın köyümüzde bir vatandaşın evi yanmış. Yandı yani, bu olabilir, herkesin başına geldi. Gittim köye, gittim baktım bekliyor orada. İsim vermeyelim şeyin orada. Elimizden geldiğince oraya git, buraya git seninle falan. 3-5 neyse anlatacak adam memnun oldu. Ha, derdine belki de çözmeyecek hepsini. Ama insanı mutlu edebilmek, başına bir hal gelmiş. Farklı şeyler. Mesela sel baskını yaşadık burada. Evet. Biz orada duramayız yani ilçemizde oldu diye. İşte yine hemen birlik STK şeyine bir kampanya başlatıldı. Bizim de elimizden orada o insanların derdini tamamen çözemezsen ama hani bir karıncanın misali vardır yani. Biz bu yola bir şey yapalım yani, insanlar mutlu olsun. Benim arzuladığım bu. Köylerimizde zaten dediğim gibi gerçekten iyi şeyler yapıldı. Bütün köylerimizi gezebilirsiniz. Gidiyorlar zaten. Bu anlamda hayalim bu, insanlarla diyalog kurmak. İnsanlarla iç içe olmak. Peki Mustafa Bey, ikinci bölümde tekrar konuşacağız. Sevgili izleyenler, Sayın Mustafa Su İçmez'le birlikte programımız devam ediyor. İkinci bölümde tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Bizden ayrılmayın.
mehribar gibi sarı, kelebek kadar hafif. Edirne'nin meşhur ciğercisi, tarihi ciğerci Bahri Bey Edirne'de. Gidelim Bahri Bey'e, daha ciğer yemeye. Artık sizi şaşırtan, gülümseten, tadını damağınızda bırakan bir kültür var. Kahve kültürü. Kahvenin bardağınıza gelene kadar olan süreçte titizlikle çalışıyor ve size özel olarak içeceğiniz hazırlanıyor. Edirne'nin buluştuğu nokta, kahve kültürü 267 çeşidiyle sizi de bekliyor. Otopark sorunu olmayan kahve kültürü, kapalı ve açık alanları ile toplantı ve özel günleriniz için sıcak bir mekan vaat ediyor. Ödüllü aşçıların dünya mutfağı lezzetlerini sunduğu yemekleri de tatmayı unutmayın. Kahve kültürü, sizinle orada buluşalım. Cam balkonun önüne adımızı koyduk. Soyadımızı da. Albert Genau. Özkan Plastik, görmek duymaktan iyidir. Gelin görüşelim. Adres: Yeni Sanayi Sitesi Marge Outlet karşısı. Telefon 235-2540. Zeynep Hanım'a yaptığımız muayenede bir kitlenin varlığını tespit ettik. Meme kanserini erkenden teşhis ettik. Nuray Hanım'ın ağız kuruluğu şikayeti vardı. Yaptığımız tetkikler diyabet hastası olduğunu doğruladı. Erkenden tespit ettik. Dursun Bey'in fazla kilolarına bağlı terleme ve yorgunluk şikayetleri vardı. Gerekli uyarıları erkenden yaptık. Hamdi Bey, geceleri sık sık idrara çıktığını, idrar yaparken zorlandığını söyledi. Prostat bezinde büyüme tespit ettik. Erkenden önlem aldık. Sağlıklı bir hayata geç kalmamak için aile hekiminizi erken tanıyın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. 20 senedir yanına çalıştığım patronumla alacaklarım yüzünden davalık olduk. Mahkeme uzadıkça birbirimizin yüzüne bakamaz hale geldik. Sonra avukat bize bir gün arabuluculuğu tavsiye etti. Vallahi ben sevdim bu arabuluculuğu. Yıllarca mahkemelerin halledemediği şeyi 2 saatte hallediyorsun. Ertesi günde hesabımıza paramız yattı. Mutluyuz. Yani herkese de arabuluculuğu tavsiye ederim yani. Babamdan kalan bir miras meselesi yüzünden abimle küstük. Aramızdaki problemi soranlara açıklamaya utandık. Tam mahkemeye vereceydim. Arabuluculuk diye bir çözüm yolu olduğunu öğrendik. Artık bayram sofralarına hep beraber oturabiliyoruz. Arabuluculuk yoluyla anlaşmazlıkların %87'sinin bir gün içinde çözüme kavuştuğunu biliyor muydunuz? Adalet Bakanlığı. Akgünler Edirne Ciğercisi. Edirne'nin meşhur tava ciğerine tarihi konakta farklı bir lezzet kattık. Alipaşa Orta Kapı'da 2. şubemizle hizmetinizdeyiz. Tarihi konakta tava ciğer yemenin keyfine varın. 100 kişilik yeni mekanımıza sizleri de bekliyoruz. Akgünler Edirne Ciğercisi. Alipaşa Orta Kapı Orhaniye Caddesi'nde. Evlere ve iş yerlerine paket servis için telefonlarımız 0284 213 43 42 214 2193. Ülkemizde geçen yıl yaşanan orman yangınlarının %92'si ne yazık ki insan kaynaklıdır. Unutmayın, orman yangınları tabiatı tehdit eden büyük bir felakettir. Bu felaketle mücadele için erken müdahale, erken müdahale için erken ihbar
önemlidir. Orman yangınına seyirci kalmayın. Alo 177, orman yangını ihbar hattı. Bulut Konakları, Edirne'nin merkezinde modern yaşam standartları düşünülerek tasarlanan daireleriyle zarif ve tarz sahibi bir yaşam için sizleri bekliyor. 5280 metrekare peyzaj alanı üzerine kurulu sınırlı sayıdaki 3+1, 2+1, 1+1 daire fırsatlarını kaçırmayın. Şimdi al, hemen taşın. Biz kim miyiz? Biz diyettayız. Amacımız sağlıklı zayıflamanıza veya sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmenize ya da sağlık sorunlarınıza yönelik besin tüketim planınızı uzman diyetisyenlerimizin danışmanlığı ve şeflerimizin mevsiminde yetişen taze ve organik sebze ve meyvelerle hazırladıkları tamamen size özel olan yemek programını kapınıza ya da iş yerinize kadar servis etmektir. Edirne'nin ilk ve tek sağlıklı beslenme hizmeti. Dietta. Sağlıklı beslenmek sizin elinizde. Adres Fatih Mahallesi, Tahsin Şıpka Caddesi, Gürbin Semerci Apartmanı, numara 25-1 Edirne. Telefonlar 0544 380 9001. 0537 380 30 0. Yaşamak, dinlenmek, stres atmak gerek diyoruz. 32 yıldan beri güzellik salonuyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı güzellik kursu açarak girişimci yarattık. Ebe, hemşire, narkoz teknikeri, psikoloji öğretmeni, profesyonel güzellik uzmanından büyük sürpriz. Lazer epilasyon bitene kadar hanımların tüm vücut, erkeklerin göğüs, sırt, yüz bölgesi sadece 100 lira. Kavitasyon zayıflama yeni jenerasyon makinemizle 10 seansta 10 kilo garanti veriyoruz. Cilt bakımı doğal botoksla sivilceler, sarkıklıklar, lekeler, altın maskla gençleştirme sadece 30 lira. Vücut bakımı kalça kaldırma, göğüs dekoltesi bakımı sadece 100 lira. Soğuk lazerle sigarayı bıraktırma sadece 50 lira. Sira'da tüm vücut 20 lira. Doğal Sağlık Güzellik Merkezi, adres Eski Devlet Hastanesi karşısı Sağlık Eczanesi yanı Tekin Apartmanı A Blok Daire 2 Edirne. Telefonlar 0284 213 42 52, 0532 627 65 40. Sevgili izleyenler, Edirne'de siyasetin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Konuğum Adalet ve Kalkınma Partisi İl Genel Meclis Üyesi Sayın Mustafa Suiçmez. Mustafa Suiçmez'le birlikte il özel idarenin çalışmalarını, il genel meclis üyelerinin çalışmalarını, vatandaş, devlet, bürokrasi arasındaki çalışmaları birinci bölümde anlattık. İkinci bölümde özellikle tarımla ilgili önemli konulara değineceğini ifade etmişti Mustafa Bey. Gerçekten projeleri olduğunu söylemişti. O projeleri bakalım Mustafa Bey'den dinleyelim. Evet Mustafa Bey, birinci bölümde ifade ettiğiniz projeleriniz var. Bunu devlet, millet, vatandaş el birliğiyle halledeceğiz diyordunuz. Evet, ilk projeniz nedir? Şimdi burada 7-8 aydan beri bir kafamızda var bir proje. Şu
proje. Bunu Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterine de daha önce görüşmüştüm. O da okey verdi. Ancak tabii biz bir şeyi hızlı yapmak, Trakya Kalkınma Ajansı'nın çalışma sisteminin hiyerarşik yapısını bildiğimiz için Sayın Valimiz buraya geldiğinde buradan Allah razı olsun tekrar ondan. Bu projeden bahsettim. Onun da çok hoşuna gitti. Biz bir örnek bir şey yapmak istiyoruz. Edirne Sütüre İşleri Birliği'nin çalışma alanı Edirne Merkez ve Süloğlu köylerinde. Bu birlikle ilgilendirdiği için ama il genelde nereden ilgileniyor? Dedik ya bu Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün hepsinin alanına girer bu. Bizim işimiz bu köylerde. Şimdi bu nedir? Demin bir gübre fiyatlarından bahsettik. Hakikaten sanayi gübresi hemen hemen %90'ı ithal olduğu için gerçekten ciddi rakamlara çıktı. Hükümet de bir taraftan bunun düşürme yollarını çalışmalar devam ediyor bu konuda da. Biz ne yapıyoruz? Biz aile işletmeleri olarak esas toprağın istediği çiftlik gübresini eba ediyoruz Adem abi. Hmm. Bunu ya köyün girişine bir kenara atıyoruz. Bak, dikkat edin köylerin girişlerinde. Doğru. Her kenara orada çürür eba olur. Ya da işte tarlaya götürüyoruz bir kenara koyuyoruz ama bunu iyi yayamıyoruz. Yani bundan faydalanamıyoruz. Yani çiftlik gübrelerinden bizim faydalanma oranımız yani %10-15'tir. Ama biz bunun tamamından faydalanalım dedik. Toprağın özü bu. Yani bu olması lazım. Bu humus yapısı değişecek, toprağın pH değerleri değişecek. Ne yapalım dedik. Yani şimdi çıktı teknoloji durmaya. Bundan 20 sene önce yoktu bu şeyler. Belki Avrupa'da vardı. Gübre separatörleri var. Yani 10 metreküplük, 15 metreküplük. Devasa araçlar bunlar. Yani yüzlük, 110'luk traktörler bunları çekecek. Bunlar tabii bir fiyatları var. Yüklü bir rakam. Birlik dedik biz bunun gücünü kaldıramaz. Biz bunlardan Edirne'nin bu saydığım 47 tane köy. Edirne merkezde 37. İşte orada 10 tane de Süloğlu'da Dalapaşa var. Tabii. Dalapaşa'ya giremiyoruz ama gireriz. Sorun değil. O da girilir. Orada şey olduğunda 7 tane bunlardan almayı düşündük. Daha doğrusu şu anda son noktaya geldik yani. Belki bu önümüzdeki hafta içerisinde alımlarını gerçekleştireceğiz. Ben bu konuyu Sayın Valimize bahsettiğimizde Sayın Valim dedim. Bunu dedim beraber yapalım. Yani ben tek başıma Edirne Sütüre İşleri Birliği'nin gücü yetmiyor buna. Ama bu çok önemli. Biz uzun vadede birinci yıl aynı yeri gübrelediğimizde bununla bunlar mükemmel alet Adem abi. Buna aile işletmeleri bunu alamaz. 60-70 bin lira bir tanesi. Bunu bir aile işletmesi 5 ineği olan 10 ineği olan bakın bende yok. Ben orta ölçekli bir işletme alamıyorum yani oraya ayıracak param yok. Bunu alamaz ama biz bundan bir tane aldığımız zaman burada 3-4 tane köyün işini %100 görür. Bir tanesi 4-5 köyün işini görür planlamasını yaptık. Ne yapacak bu araç yani? Bu ne yapacak abi? Bizim bu işte %10'unu kullandığımız bu hayvan gübrelerinin hayvanların atıklarının. Biz atıyoruz yani bunları. Evet. Aslında onlar olmazsa olmaz senin o kimyasal gübrene 10 basar 10 da alacaklı olur. Biz bunları üreticinin avlusundan veyahut nereye koyduysa bunu alacağız orada. Biz bunu Adem Bey senin gübreni hangi tarlana atacaksın? Bu gidecek orada traktörle. Oradan alıp anında bu yere gidecek. Anında serpecek ve 10 numara serpecek. Ben buradan iddialı konuşuyorum. Birinci yıl daha bunun şeyini görecek orada tarlada. İkinci yıl devam edecek. Üçüncü yıl attıktan sonra iddialı konuşuyorum o tarlaya 3 yıl arka arkaya istenilen bu çiftlik gübresini versin. Üçüncü yıl sanayi gübre kullandığı sanayi gübresini %10'a düşürecek. Belki de hiç kullanmayacak. Çok güzel bir şey. Bu çok önemli. Ve sanayi gübresi mevsimliktir, sezonluktur. Yani atarsın nitratı ya da üre gübresini. Bunun ömrü kimisinin 15 gündür, kimisinde 1 ay, 1,5 aydır o biter. Yani o etkisi kalmaz toprakta. Kalsa bir dahaki sezonda gübre atmaman gerekir. Ama bu çiftlik gübresini 3 yıl arka arkaya, 4 yıl arka arkaya bunu attıktan sonra bu 8-10 yıl o toprakta sana verimi, ekstra verim kazandıracak. Bir, üretim artışı. İki, zaman kimse iddia edemez. Yani mutlaka kullandığımız bu kimyasallar şeyler geçip ben de iddia edemiyorum. Ama o bitkinin ürününde mutlaka bir kalıtım bırakır diye düşünüyorum. Ama bu çiftlik gübresinde öyle bir şey yok. Belki de sürekli kullandığımız halde yani tam organik olmasa da yavaş yavaş bunlar yarıyor. Bugün Avrupa'yı geçtiğinde bütün Avrupa ülkelerindeki hayvancılar bunu yapıyor. Böyle sanayi gübresi falan filan yok oralarda fazla. Ama bunu değerlendiriyor orada. Şimdi bunun özel şeyleri de çıktı. Bu kimileri parası olan almış diyelim ücretli atıyor.
Yeni yeni çıktı bu. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani ben hayvancılık yapıyorum. Gübreleri biriktiriyorum, topluyorum. Evet. Ama tarlam yok. Evet. Atamıyorum. Sen geldin benden bunu alacaksın. Parayla mı satayım sana? Yok, yoksa öyle gidiyorsun. Onun tarla orada çorak kalıyor. Neden adam yani Ahmet Aga'nın imkanı yok. Hasan Aga'nın imkanı yok. Var 5 tane ineceği orada. Gübre orada birikmiş. Ya onun da var 5 dönüm yeri. Atsın ister ama atamıyor adam. Biz onlara da çare bulacağız. Işte. Aile işletmeleri dediğimiz olay bu. Aile işletmeleri bunu alamaz. Çünkü burada Mustafa Bey yani araç alıyorsun, aracın bakımı var. Üstüne şoför koyacaksın, şoförün şimdi, bunun bir maliyeti var karşılanacak yani. Tabii bunun bir şimdi biz planlamalarını yaptık. Bizim şimdi burada bu saydığım bölgelerde bizim sahada Vali Bey de sordu, Sayın Valim de sordu onu. Yani bunun organizasyonu bir aracı alırsın, bırakırsın orada. 2 sene sonra parçasını bulamazsın. Bunu biliyoruz biz. Dedim Sayın Valim bizim o sahada 30 tane sigortalı adamımız var. Şu anda Edirne Sütüre İşleri Birliği. Orada bizim çalışan adamlarımız var. Bunlar bizim sigortalı işçilerimiz. Burada bunların zimmeti, emaneti bir bunlar. İki o köydeki muhtar arkadaşlarımız. Muhtar arkadaşlarımız buna çok memnun oldu zaten. Köylerde ben bunun bir çalışmasını yaptım. Burada çok faydalı bir şey. Bak iddialı konuşuyorum. Göreceksiniz. Burada açılışını da yapacağız inşallah bunları. Ben 15-20 gün içerisinde bu işi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bütün planlamalarımızı yaptık. Son fiyat tekliflerini alıyoruz fabrikalardan. 5-6 firmadan en uygununu. Hep beraber belirleyeceğiz. 7 tane bunlardan alacağız. Ve burada şimdi bizim herhangi bir traktör şoförüne ihtiyacımız yok. Çünkü köylerimizde her köyde bir 90'lık, 100'lük, 110'luk çeşitli markalarda traktörler var. Buralarda da bizim üyelerimiz var. Biz bunu bila bedel, bunu hiçbir şeye hizmet veremezsin bila bedel. Ama bunun bir fiyatı var. Bugün özel şeyde bunu yüklemesi, dağıtması işte rakam da vermek doğru değil ama şu anda yapılan işin 1/4 fiyatına cüzi bir şeyde o traktörün mazot parası ya da o traktörcüye işte günlük bir şey şeklinde çok az. O işte Hasan Aga'nın, Ahmet Aga'nın o 5 inenin olan üreticinin de verebileceği cüzi bir şeyle bizim buradaki hedefimiz bu hayvansal atıkları tekrar toprağa kazandırmak. Tamam. Topraklarımız bizim artık işte kimyasal gübre kullanmaktan, kimyasal ilaç kullanmaktan pH değerleri dengesini kaybetmiş, sertleşmiş. Ben hatta şunu da anlattım. Bakın devletimiz, hükümetimiz bu toprakları tekrar geri kazandırsın, iyileştirsin diye Çatak projesi diye bir proje yürütülüyor burada 7-8 yıldan beri. Bunun açılımı nedir dersek işte burada bu dediğimiz değerlerini kaybetmiş toprakların kireç atılıyor, tavuk gübresi atılıyor. Bila bedel devlet bunları Edirne'de de yanlış söylemek istemiyorum ama 20'nin üzerinde köyde uygulanıyor bu Çatak projesi. Bu kireci, bu tavuk gübresini, bir takım şeyleri devlet bedava veriyor. Sen tarlana atıyorsun. Amaç ne? Toprağı tekrar yenilemek. Bizim amacımız ne? Biz burada toprağı yenilemek. Yenilemek ve en kral yenileme bu çiftlik gübrelerini. Ama biz bugüne kadar dediğim gibi %10'undan bile faydalanamadık. Biz bunun tamamından faydalanalım diyorum. İddialı konuşuyorum. 1. yıl, 2. yıl, 3. yıl. Bunu göreceğiz. Evet. Yani bu ve Türkiye'de bu köy bazlı küçük aile işletmeleri bazında ilk olacak bu. Yok. Bunun bir beşi benzeri yok. Bir STK'nın çıkıp sivil toplum örgütünün veya işte sivil toplum örgütünün devletle biz özel idareyle Sayın Valimiz buna destek oluyor. Böyle yaptığı bir proje yok. Bu ilk bir çıkış olacak. Bunun faydalarını gördüğümüzde bu yaygınlaşır. İkincisi hemen kısaca ben meralar benim için bunu 5 yıldan beri de konuşuyorum. Çok önemli meralar ya. Mera. Çünkü hayvancılıkta yani biz burada Adem abi kabaya maçı var diyoruz. İşte ot ithal ediyorsun, yonca ithal ediyorsun, saman ithal ediyorsun. Orada vatandaş hiç hayvanı olmayan da tabii konuşuyor siyasi olarak. Ya saman ithal ediyorsun. Ya arkadaş benim hayvanıma yok. Ne yapacağım ben? Benim ahırda orada. Hadi ver bana verdin de almadın mı ben? Mecbur dışarı. Biz diyoruz ki burada hep söylüyoruz. Bunu bakanlığa rapor halinde de gönderdik. Sunduk. Bekliyoruz. Burada inşallah böyle bir çalışma olduğunu mera biliyoruz. Mera ne olacak? Meralar meralar. Bak adama. 590 bin dekar mera var Edirne'de. Yani 9 tane ilçesinde. Bunun 100 binini atalım. Bu işte, devlete ait. Devletin mera. Ama bizim devletimiz demiş ki ya ben oradaki hayvancılık yapanlara bunu veriyorum. Kullansın. Hala da kullanıyoruz. Ve biz ne yapıyoruz? Islah, yani
8-10 yıldan beri bir ıslah çalışmaları var ama ya biz dedik ya bu ıslah sadece gübre atmayla olmuyor. Yani bunu bir bütün yapalım, bir tane örnek çıkaralım. Bak bunu yapacağız. Allah kısmet ederse. Tarım İl Müdürlüğü'nle de görüştüm. Ama bu sene olur, ama bir dahaki sene olur. Bu hayalin dedin ya. Ya bizim burada hani su akar, Türk bakar diye bir laf var ya. Bizim köylerimizi sen de geziyorsun. Belki benden daha iyi biliyorsun. Hem eski bir siyasetçi hem bir gazeteci olaraktan. Bizim köylerimizin çoğunda su var mı abi? Yani %50-60'ında su var. Ya bir dere var. Yani Meriç Nehri'nin kenarından geçen meralar da aynı. Veya işte benim kendi köyümde işte sondaj kuyuları var. Derin sondaj çalışıyor. O meralar da aynı. Ya da işte Tunca Nehri geçiyor buradan. Ya da bir dere geçiyor. Bizim meralarımız aynı. Nedir? Atıyoruz gübreyi. Haziran'ın 15'inden sonra Cenab-ı Allah verirse bereket oluyor. Cenab-ı Allah vermediği zaman bir kuraklık gidiyor. Ayın 15'inden sonra meralar yanıyor bizim. Attığımız gübre de boşa. Kestiğimiz karaçalı da boşa. Yaptığımız her şey boşa. Ama şimdi Cenab-ı Allah'tan isteyelim, eyvallah, yağmur veriyor, verdiğinde bereket. Ama Cenab-ı Allah insana akıl da vermiş. Ya insan demiş, ben buradan bu meranın yanından dere geçiriyorum bak demiş. O dereyi geçiren de Cenab-ı Allah. E sen bu dereden kullan, aklını kullan ben sana vermediğim zaman diye. Biz bunu yapamadık. Dedik ki çıkalım gelelim, burada çok fazla bir maliyetli bir şey değil. 1000 dönüm, 2000 dönüm bir mera sulanabilir hale getirelim. Onun için üzerindeki işte bitki şeyini bir araştıralım. Gerekiyorsa burayı ilave mera tohumları, merada çayır bitki tohumları atalım. Bunu sulanabilir yapalım. Münavebeli otlatma yapalım. Haziran ayında kura gitti mi? Bu dereden buradan geçen suyla bunun 1000 dönümünü sulayalım. Kapayalım bir ay. Birisini sulayalım geç. O zaman dize kadar ot olacak. Ben ot almam lazım. Mustafa Bey, ben şimdi tabii ki arkadaşlarla sık sık köylerde de konuştuğumuz zaman böyle sizin anlattıklarınızı onlar da anlatıyor aynı şeyi. Hiç, ve bizim çiftçimiz daha da profesyonel. Çünkü yaşayarak gelmişler. Şimdiki ilim adamları deneyerek geldi. Bakıyor, inceliyor, daha teknik konuları inceliyor ama bir de babadan, dededen, nineden gelme çok eski insanlar var. Onun görgüsüyle havaya bakarak iş yapan insan var. Ben şunu görmek istiyorum. Bunları bildikleri için değil, biraz zorlama yapmak lazım. Yani bizim köy, bizim insanımız zorlama yapmadan maalesef bunları işleri yaptıramıyoruz. Yani teşvik diyemeyeceğim, bilgilendirme diyemeyeceğim. Bunun teşviği de görebiliyoruz, bilgilendirmeyi de görebiliyoruz ama zorlama yapmıyor. Bunun yapılması lazım. Niye yapılmıyor? Şimdi anlattıklarınız nasıl yapılacak? Nasıl yapılacak? Burada hem de bizim şöyle bir şeyimiz var. Genel, yani Türk milletinin bir şeyi vardır. Hani görmeden biraz kafası yatmıyor. Aklımız biraz gözümüzle aynı oranda ilerlediği için biz bunu yapalım ya, gösterelim bir yeri. Tamamen devlet, ben bunu zorlayacağım. Allah kısmet ederse bu sene ikisi. Bir köy, herhangi bir köy, 256 köyde yani Edirne merkezde olması önemli değil. Her köyün kendine ait meraları var zaten. Bir tane yapalım ama burada gerçekten yapalım. Yani göstermelik değil. Yani traktöre oturalım. Bakın ben biraz bazen şey konuşurum çok. Böyle bir iki kızan kızar, kimse kusura bakmayacak. Yani ben burada gübre atma zamanı meraya oturacak, orada traktörde poz verecek. Bununla ilgili kim varsa bu lafımı herkes şeyden üstüne alabilir. Hiç sorun da değil benim için. Traktörün üzerinde poz verecek. Gübre attık. İşte A köyünde gübre çalışmalı, ıslah çalışması yaptık. Yok arkadaş. Öyle olmaz. Gel ıslah çalışması yapacaksan bir tane yapalım diyorum. Yapalım. Sulayalım. Gübreleyelim. Karaçalısını keselim. O meradaki o bitki popülasyonuna bakalım. O popülasyonda bir noksanlık varsa buna ilave tohum atalım. Ama gerçekten yapalım. Ondan sonra traktörde değil, ben seni omuzlarımda taşıyayım, gezelim. Yani bu meradan bir şey alalım. Bu biz hayvancılıkta, özellikle aile işletmelerinde maliyet girdilerini ancak bu şekilde karlı hale getirebiliriz, düşürebiliriz. Yoksa 5 inekle, ya adamcağızın otu yok. Çayır yok, çayırlar bitti zaten. Mera orada, meraya salıyor, hayvan tok gidiyor, aç geliyor. Bu kadar net söylüyorum. Mustafa Bey, ben Hollanda. Biz bunu yapmamız lazım. Hollanda, doğru. İş bize düşüyor. Siz de gitmişsiniz de, Hollanda'ya gittim mesela. Oradaki çiftlikleri görüyoruz, oradaki yapılanmayı görüyoruz. Yani çiftlikler güzel, otlak kesinleri mera. Adam 50 dönüm yerin, 50 dönüm bir tarafı otlatıyor hayvanlarını, 50 dönüm yeri de yenisini hazırlıyor. Hazırlamış orası. Orada da otlar başlamış yeşermeye. Neden yapmayalım yani? Biz neden yapmayalım? Biz Nisan ayında, Nisan sonunda salıyoruz meraya.
Dediğim gibi Haziran'ın 15'i, Nisan, Mayıs, Haziran, yani 2,5 ay. Geri kalan sayma. Ya biz ta hayvanımızı Kasım ayında içeri çekiyoruz. Ama bir de şöyle var. Düşünsene devam ettirelim bunu. Bir de şöyle var. Diyorlar ki siz de mesela işin içindesiniz. Süt Üretici Birliği Başkanı yapıyorsunuz. Evet. Tamam diyor, televizyonlarda izliyoruz. Uzman kişiler konuşuyor. Siyasetçiler konuşuyor. Vatandaşı konuşturuyorlar. İyi de bizim etimiz para etmiyor. Neyi besleyeceğiz kardeşim? Ne etimiz para ediyor, ne sütümüz para ediyor. Hiçbir şey kazanamıyoruz biz diye köylü feveranda. Gerçek payı var mı? Şimdi şöyle, birkaç ay öncesine kadar burada hakikaten... Yani bu meralarla işte dediğiniz şeye, yani bunları yapacağım diyor ama tamam hayvan alacağım, bunu yaptım, para yatırdım, bizim, hayvan da aldım. Ne olacak, kazanamayacağım tabii para. Tabii bunu yapmamızdaki amaç yani maliyet girdilerini aşağı çekmek ve burada işte kabayam açığını karşılamak. Bu ayrı. Şimdi sizin dediğinize gelirsek, biliyorsunuz geçen yıl Ağustos ayında bütün dünyada yaşanan bir kriz yaşandı. Bizim ülkemizde biraz daha bu çok net artık, bunu herkes kabul ediyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri ve bir takım Avrupa ülkelerinin odaklı olarak Türkiye'de biz bunu bayağı ciddi bir hissettik burada. Her taraf bir telaş haline geldi. Ama çok şükür yine de kısa atlatıldı, tamamen geçmiş demiyorum. Burada et fiyatlarında gerçekten Ağustos ayından o süreçten Ocak ayına kadar diyebilirim. Sıkıntılar oldu. Fiyatlarda bir gerileme oldu. İşte piyasada bir paranın dönmeyişi ve üreticilerimizin elindeki hayvanları pazar anlamında, satma anlamında sıkıntıları oldu. Borsaya getiriyorsun, alıcı olmaya, kestirmeye gidiyorsun. Ancak Şubat ayı içerisinde, tabii burada biz bunları hep takip ettik, konuştuk. Sağ olsun işte milletvekilimiz Fatma Hanım'a anlattık bunları bir gün beraber. İlyas Başkan oradaydı. O da tarım komisyonunda değil mi? Tabii tabii, tarım komisyon sözcüsü. En önemlisi MKYK üyesi burada. Onlarla bir sabah kahvaltısında buluştuk İlyas Başkan, Fatma Hanım, ben. Dedim ki bakın sayın milletvekilim, beni bir dinleyin dedim bir 5 dakika. Sağ olsunlar dinlediler. Dedim acilen bizim burada et ve süt kurumu kesim yapmıyordu. Bak o geçen bu Şubat başına kadar, yani Ocak ayında falan oldu. Özay Başkan da gerçekten çok gayret gösterdi. Özay Öztürk. Özay Öztürk. Ona Borsa Başkanımız. Tabii ona da teşekkür edeyim buradan. Dedim ki yani buradan bizim vatandaşımız danasını kestirecek yer bulamıyor. Oraya gidiyoruz, doluyum diyor. Ben de dahil. Ben birkaç tane piyasada tanıyorum, dana kestireceğim. Ya Mustafa diyor, 50 gün sonra gün veriyor bana. Dedim et ve süt kurumu Edirne'de kesim yapmalı. Yani burada bu piyasayı regüle etmeli. Burada neyse dinlediler Fatma Hanım, işte il başkanı Özay Bey falan. Bunlar bir gayretle kesime başlandı. Şu anda Edirne mezbahasında bu pazar, geçtiğimiz pazartesi zaten geldiği gibi 1-1,5 lira falan hemen otomatikman fiyatlar yukarı. Abi şimdi sen var elin, alıcı yok. Sıkıntı burada. Buradaydı. Şimdi bizim Edirne küçük yer, esnafımız da, bu canlı hayvanı alan esnafımıza da bir şey demiyorum. Onların da bütçeleri belli. Onların da pazarları belli. Alacak o ne yapacak? Ama et ve süt kurumu burada kesime başlayınca piyasada bir rahatlama oldu, boşalma oldu. Hmm. Yani kesimlik dağlar gitti ve fiyatlar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şu anda herhalde ben Ocak ayından sonra, yeni yıldan sonra bugüne baktığımızda 1,5-2 lira gibi bir fiyatlarda değişiklik var. Şu anda fiyat var. Ne var? Tahmini. Yani şu anda 28 liraya 57 randıman altında, 28 liraya 57 randıman üstünü 29 liraya kesiyor. Karkastan zaten böyle gider et fiyatları. Onun için bir rahatlama söz konusu oldu. Şimdi süt fiyatlarına gelince. Evet, sizin de şeyiniz tabii, en tabii, çok yani burada, bu işte mücadele verdiğiniz yani bu değişik benim, holdinglerle bunları dışarıdan görüyoruz. Gerçekten yani malı pazarlamak, malı üretmek ayrı bir sorun. Tabii. Bir de pazarlamak da ayrı bir sorun. Şimdi burada şöyle birileri, ben popülizm konuşmam, atmam tutmam, benim gelir kaynağım süt. Beni izleyen, bizi izleyen burada Ahmet Akan'ın da derdi aynı, benim de derdim aynı. Ya Ağustos ayının da işte belirlenen süt fiyatları, yani üreticinin eline geçen 1,60 gibi bir rakam iyi bir rakamdı o gün için. Kriz daha olmamıştı. Bu kriz çıktıktan sonra özellikle yem sanayisi çok ciddi bir artış yaptı. %40-45'lere varan, hatta dün Sayın Bakan'ın açıklamalarında da vardı bu. %40-45 gibi 3 aylık süre zarfında yem fiyatları arttı. Artınca ne oldu? Bizim aldığımız bu iyi fiyat burada makas gitti. Eridi. Tabii
Bu işte dediğimiz bir kriz var. Hükümet bir taraftan enflasyonla mücadele programı, işte bütün şirketler, herkes bunu biz destekliyoruz. Bak burada bunlar geçici dönemlerdir. Bu memleket, bu ülke hepimizin. Geri geldiğinde taşın altına elimizi koyarız. Yeri geldiğinde de masaya vurur, istemesini biliriz. Bu konuda hiç netim. Bu sefer ne yaptık biz? Dedik hadi şimdi süt fiyatlarına direkt zam verilirse dendi hükümet. Bu sefer market raflarına da direkt yansıyacak şeyinde. Biz dediler işte son ayları 25 kuruştan bu 1, 2, 3. Aralığı da sanırım tam onu net bilmiyorum ama şeyinde Ocak, Şubat, Mart ayından bahsedeyim. Yeni yılı biz verelim dedi hükümet. Yani 10 kuruşluk teşviği 25 kuruşa çıkardı. 15 kuruş oradan verdi. Tabi burada bizim... Şimdi yani 1.85. Yok şu anda üretici hala 1.60 alıyor eline. Biz bu 25 kuruş da ilave edersek o civarda tabii 2000 Ocak, Şubat, Mart ayı diye. Ve 31 Mart'ta da zaten Ulusal Süt Konseyi tekrar toplanacak. 31 Mart'tan sonra Nisan başı olabilir. Belki de Mart ayının son haftası olabilir. Konsey toplandığında bu mevcut fiyat yani bu 1.60'lık normal üretici fiyatı regüle edilecek. Ben bunun yukarı yönde gideceğinden yana umudum var. Gördüğümde o. Bizim en son geldiğimizde işte Sayın Bakanımızla da talep ettiğimiz burada şeylerin bu verilen 25 kuruşun normal şeyde çok geciktirmeden ödenmesi. Yani normalinde şimdi biz daha 2018'de bitti ve şunu da söyleyeyim burada yeni akşam Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı, Tarım Bakanı da 1 Mart'ta bu kalan süt teşvikleri de verilecek. Verilmeye başlanıyor 1 Mart itibarına öyle bir yeni teşvik. Zaten Mart ayınca hiçbir tane tarımsal destekleme alacağımız kalmayacak Mart ayı içerisinde. Bundan tamamı ödenecek. Şimdi burada Adem abi gerçekten süt üreticisinin bir sıkıntısı var. Yani öyle böyle değil. Mart ayında işte bu fiyatlar regüle olacak. Ama biz diyoruz ki bizim önerimiz bunu söyledik, raporda söyledik. Biz dedik ki süt teşvik birimleri bu 3 aylık 25 kuruş değil. Sürekli 25 hatta 30 kuruş talep ediyorum ben. Talep ettik. Dedik ki biz üretirken bir anaç hayvana destek bir modeline geçersek o insan bu hayvanı bakmaya devam eder. Şimdi bizim hayvanın potansiyelimiz var. Ama yem fiyatları pahalı diyene ben devam sahadayım. Ben sahamhanelere gidiyorum, su toplamaya ben biliyorum hepsini. Kendi işimin başındayım. Bir zaman zaman ben de veremedim fazla yem. Veremiyorsun. Yani süt 1.60 adam diyor ki ya diyor ben diyor işte yem veremiyor. Bu sefer verim düşüyor. Verim düşünce daha fazla zarar ediyor. Yani burada 14 litre 12 litre bir inekten süt alıyorsan sütü 2 liraya da versen para kazanamazsın. Bu bir gerçek. Yani burada da kendimize bir pay düşüyor. Bu hayvandan yani en az ortalama 20 litre veya üzerinde süt almamız lazım ki bu fiyatlarda devam edelim. Onun için burada bizim talebimiz üretime destek teşvik modeline geçilsin. Bu nedir? Üretim nedir? Sütüne ne üretir? Süt üretir. Süte. Sütün teşviğini 25, 30, 35 istersen buzağa verme. 35 kuruş ver buzağa verme. Buralara geçilir mi zaman içerisinde? Ben geçileceğine inanıyorum. Şu anda tabii buzağı desteğinle buzağı alümlerinin önüne geçmek istiyor. Gerçekten ciddi bizim bu bölgemizde pek olmasa da Türkiye anlamında genele baktığımızda ciddi bir şey var. Buzağı ölümü. Yılda düşün 300-400 bin buzağı kaybedersek biz zaten o kadar ithal hayvan yapıyoruz. Bu anlamda şunu son olarak hiç kimse o kadar çok karamsarlığa düşmesin. Bakın buradan açık ve net söylüyorum. Tarım yani hem ülkemizin hem dünyanın olmazsa olmazıdır. Olmaz, evet. Geleceğidir. Tarım sektörü, gıda sektörü er geçen sene kendini daha fazla önem hissettirecektir. Çünkü bütün dünyada küresel bir ısınmadan dolayı bakın sel felaketleri yaşıyoruz, aşırı kuraklıklar yaşıyoruz, üretim düşüşleri oluyor. Ama şu ceketi ben 3 yılda giyebilirim, siz de giyebilirsiniz. Ama biz mutlaka günde 3 gün tam yemesek de 2 gün falan yemek zorundayız. Burada onun için biz tarımdan zaman zaman zarar ediyoruz, etmiyoruz demiyorum ben. Zor günlerimiz oluyor mu? Oluyor. Ama asla vazgeçmeyelim üretimden. Bugünler geçicidir. Bugünler şu anda ülkemiz ciddi bir şeyden geçiyor. Dünya geçiyor aslında yani bir ekonomik krizden. Ama yine bizim bu ülkede çok farklı bir coğrafyadayız Adem abi. Yani bunları da insanlar takdir etmesi lazım. Bugün adı konmamış kaç tane terör örgütüne Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaş yapıyor.
Yani kimileri Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerini yanlış yorumluyor ama oturup makul bir şekilde düşünsünler. Bu Çanakkale mücadelesinde, Dumlu Pınarı'nda, işte Kurtuluş Savaşı mücadelesinde. Burada saygı ve minnetle de anmış olalım. Bunlar bu mücadeleyi verirken orada oşaf yediler, ne bileyim bulgur pilavı yediler. Tabii öyle olma, o günler değil ama zor bir süreç gerçekten Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Mustafa Bey, çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Tabii, yani, çok güzel, güzelliği çok güzel, yani çok zor. Siz de, ben Türkiye'nin 55 tane vilayetini, kimisini belki 50 kere gezdim. Gittik Güneydoğu'ya kadar gittim. Evet. Hepsi ayrı bir güzellikte. Evet, ayrı kesinlikle. Bir her şey insanıyla, coğrafyasıyla, evet, yaşam koşullarıyla, kültürüyle çok çok değerli bir coğrafyada yaşıyoruz. Suyumuz akıyor, havalarımızın dört mevsimini Türkiye'de her tarafında yaşayabiliyorsun. Yani başka ülkelerde baktığın zaman dağda, tepede tarım yapıyorlar. Suyu dağa, tepeye kadar çıkarmışlar o suyu. Yani ufacık bir suyu dağa ve ufacık bir suyu damıtarak tekrar kendilerine kazandırıyorlar. Biz her şeyimizi şu ana kadar su akar, Türk bakar edebiyatıyla az da olsa geri çevirmeye çalışıyoruz. Yani barajlar yapıyoruz, göletler yapıyoruz. Evet. Ufak suni göletler de olsa yapıyoruz. Kanallar yapıyoruz ama biraz daha fazlasını yapmamızda fayda yapmamızda var gibi. Yapmamızda fayda var. Çünkü bizim bizden başka dostumuz aynen yok. Aynen öyle. Bütün çevremizdeki insanlarla da el birliğiyle bunu kalkındırmamız lazım. Adem abi, bu şeyine gerçekten bizim ülkemiz, ensar milletiz biz. Gelene bakan insanız. Bizim tarihsel boyunda bu coğrafyaya gelmiş. Biz şunu yapmalım demiyorum. Yani noksanları konuşmayalım demiyorum. Yani kavga yaparak bir şey. Yani böyle yerden yere vurarak. Bu, ya bak, burada bir sıkıntı varsa gelin orta yerde bir şey çözüm beraber isteyelim. Ama senin dünya görüşün ayrı olabilir. Benim dünya görüşüm ayrı olabilir. Yani o görüşler, ortak akılda bunları bir kenara tabii, dünya çekelim. Görüşler, siyasi görüşler, bizim menfaatimize olan ne isteyeceğiz biz? Bizim istediğimizin, hepimizin ortak isteği üretim olmak zorunda. Bakın, bu ortak istektir. Ha, bu üretimde noksanlarımızı gelin kavga gürültü yapmadan nasıl isteyeceğiz? Onun yolunu bulalım. İstediğimizde alırız bunu. Şimdi Sayın Bakanımız buraya en son geldiğinde 2019 yılında, bakalım inşallah ilk defa Asad başlamadan bir ububat fiyat açıklaması yapılacak. Aslında Ekim'den önce açıklasalar. Evet. Şimdi bu oraya da gelinebilir belki. Diğer yandan Keşan'da bir o gün orada bir Fatma Hanım, Sayın Milletvekili'nin bir müjde verdi. 70 bin tonluk bir lisanssız depoculuk artık günümüzde çok önemli. Keşke bu mevcutları iki katına, üç katına tabii, çıkarabilsek. Tabii. Burada şimdi biz bakıyoruz. Ben hayvancılık işletmeleri azalıyor. Orada Özay Başkan orada belirtti. 6-7 ama 5 ortalamaya düştük. Ha, süt üretimimiz bizim çok mu? Çok. Büyük çiftlikler kuruldu. Biz diyoruz ki bu büyük çiftlikler Türkiye'nin hayvancılığının geleceği olamaz. Bu çok net. Sayın Bakanımız da bu fikirdeyiz orada. Biz ne dedi orada Özay Başkan da, biz de zaten bunu destekliyoruz. Bu 5-6 hayvan olan aile işletmelerini biz 20 başa, 25 başa, köyde şu anda mevcutlardan bahsediyorum. Bahsedelim. Yani buradan bir şehre yerleşmiş, iş bulmuş bir vatandaşı köye götürelim bu işi yapsın demiyorum. Köydekini mevcut güçlendirmemiz lazım. O gün orada Sayın Bakanımız talimat da verdi. Bununla ilgili, Trakya ile ilgili, özellikle Edirne ile ilgili bu konuda neler yapabiliriz, bir çalışma yapın dedi. Bir de bizim en büyük sorunumuz şu, tarımla ilgili. Ben sorunları da söylerim, bunları yukarıda iletiyoruz. Bizim finansa ulaşmada bir sıkıntımız var tarımsal kesimin. Yani tarımla iştigal edenlerin finansa uç etmek demek Ziraat Bankası kredileri. Burada özel bankalar çiftçiye bugün çok kolay kredi veriyor. Sorun yok. En garanti parayı alacağı yer çiftçidir. Ben iddia ediyorum. Özel bankalarla da görüşüyoruz biz. Parasının batmayacağı tek yer çiftçiye verilen kredidir bankaların. Ama maalesef Ziraat Bankası'nda bunu biraz daha kolaylaştırması yönünde bürokrasiye mi takılıyoruz? Nelere takılıyoruz? Ben de bilemiyorum. Güzel kredileri var, süspanse edilmiş, faizsiz krediler var, sıfır faizli krediler. Burada bizim daha biraz daha önümüzü açacak bir takım şeyine, bu işlerin daha kolaylaşacağını, daha güzel olacağını, bunu da hemen burada belirteyim. Bu konuyla ilgili evet, de çalışmalar var, yapılıyor. 2019 yılı içerisinde Ziraat Bankası işinde inşallah çözülecek. Evet, Mustafa Bey, zaman nasıl aktı bilemiyorum. Evet. Süremiz doldu, evet. Rejiden bize işaret veriyorlar. Sizleri ağırladık. Bir dahaki programda yine inşallah, inşallah böyle fırsat olursa
hem seçime yakın seçim durumunu konuşuruz hem de yine böyle... Siz ne zaman müsait olursanız. Köylümüzü bilinçlendirmek tabii. adına çok zevkli bir program oldu. Evet. Ağzınıza sağlık. Size de görevinizde seçimlerde evet. başarılar diliyoruz. Evet. Efendim bu akşamki konumuz siyaset, Edirne'deki siyaseti konuşmuştuk. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Genel Meclisi Sayın Mustafa Suiçmez konuğumuz oldu. Çok gerçekten detaylı konulara değindi. Dolu dolu ama biz kesmek zorunda kaldık. Süremiz bu kadardı. Bir dahaki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.